Merhaba. Bugün normalde tez yazım ile ilgili video çekecektim ama yine çekeceğim onu. Cumartesi günü atacağım. Bu ara bir video çekmek istedim. Videonun konusu şu: yüksek lisans yaparken danışman hocanın önemi. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Videoya başlamadan önce iki konuya değineceğim. İlki şu. Evet, ilk reklamımı aldım. Reklamım şu. Arkadaşlar, İstanbul Ümraniye'de yaşayan arkadaşlar varsa ya da yakınlarda Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanımız var. Yani dükkanımız dediğim, hani sevdiğimiz abimizin. Teknoas İletişim. Buraya gidin, Arda Can Aydın deyin. Aksesuarlarda %15 indirim. Kendileri bana tripod hediye ettiler. Ben de dedim sizin reklamınızı yapacağım artık, dedim ben bir YouTuber'ım. Neyse. İkinci konu şu. Bazı mailler alıyorum. Çok saçma mailler. Şöyle ki adam işletme okumuş. İşletme okuyor. Tez yazmış. Tezini bana göndermiş. Ve poster hazırlar mısın bana şeklinde mailler geliyor. Şöyle böyle saçma mailler atmanızı istemiyorum. Kimse sizin bir şeyinizi hazırlamak zorunda değil. Şu olur, hani tez yazmışsınızdır. Hocam hani siz de bir kontrol eder misiniz tarzı. Bir kontrol ederim, bakarım nasıl, yanlış var mı, şu var mı, bu var mı, ama yani siz gidip de birine posterimi hazırla derseniz saçmalık olur. Yani neyse, ters konuşmayayım. Bugünkü konumuz şu. Bugün konumuz neden önemli? Şimdi yüksek lisans düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda sevdiğiniz hoca varsa bu çok güzel bir şey. O hocayla devam edebilirsiniz. Fakat farklı bir bölümde ya da farklı bir üniversitede bir hocayla çalışacaksınız. İnternette buldunuz hocayı, görüştünüz. Tavrınız şu olacak arkadaşlar. Bakın, lütfen sözümü dinleyin. Sözümü dinlemezseniz yüksek lisansınız zehir olur. Uğraşamazsınız. Hoca kaprisiydi, hoca külfetiydi. Bir sürü sıkıntı olur. Tavrınız şu olacak. Yüz yüze konuştunuz mesela ya da mailde yüz yüze konuştunuz diyelim. Hocam merhaba, işte şu 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 konuda çalışmak istiyorum. Şu 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 deneyimlerim var. İşte şu bölümü bitirdim. Şuradan şunu yaptım. Burada bunu yaptım. Kendi yeterliliklerinizi bahsedin. Hocaya şu mesajı vermeniz gerekiyor. Ya hocam, ben senin yanında yüksek lisans yapacağım ama ha, ben senin meraklın değilim. Ben senden bir şeyler öğrenmek için yanında yüksek lisans yapacağım. Sen eğer benimle ilgilenip beni ileri taşıyacaksan seninle yüksek lisans yapmaya hazırım şeklinde bir mesaj vermeniz gerekiyor hocaya. Diğer türlü olursa bunu şu şekilde örnek vermek istiyorum. Çünkü bu videoyu bir iki gündür düşünüyorum nasıl örnek vereyim diye. Şu şekilde örnek vermek istiyorum. Şimdi düşünün, siz bir babasınız ve oğlunuz, ya biraz durumunuz sıkıntılı. Oğlunuzu işte 15-16 yaştan da oğlunuzu bir arkadaşınızın dükkanında şey yapıyorsunuz. Hani çalışmasını isteyeceksiniz. Gidiyorsunuz arkadaşınıza, işte arkadaşım dedin işte böyle şey falan. Ya o şu benim oğlumu da hani bir işe alsan da, hani durumumuz kötü zaten, bir el tutsa. Adam diyor ki tamam gelsin hadi iyi. Oğlunuz çalışıyor bir gün, iki gün, üç gün. Ama oğlunuza o iş veren adam her gün laf ediyor. Şunu yapma, şunu gitme, şunu iteliyor. Çocuğun canından bezdiriyor. Oğlunuz da geliyor, size anlatıyor. Baba böyle böyle artık bıktım. Bana etmediği laf kalmıyor. Adam ne yapıyor mesela, babası? Hani durumu kötü olduğundan. Oğlum hani bak, seni rica ile soktuk. Hani bir sesini çıkarma. Böyle kafa böyle mahcubiyet. Bu şekil. Hani siz tavrınızı belli etmezseniz hocaya karşı, sanki şöyle oluyor. Yani hoca sizi sevabını almış. Yani ya almasaydım almazdım işte. Dua et ki seni aldım tarzı havalara girebiliyor hocalar. Böyle olunca yüksek lisans zehir oluyor. İlgi olmuyor. Öğrencinin peşine düşülmüyor. Öğrencinin ilerlemesi için hiçbir şey yapılmıyor. Yüksek lisans tezi, diğer projeler konusunda ilgisiz, alakasız oluyor. Tabii ki her hocanın işi var. Yani iş yükleri çok ağır ama sonuçta kimseyi zorla vermiyor yani. Sen bu hocaya danışmanlık alacaksın. Bu öğrenciyi almazsan seni atarız tarzı, ki kimseyi tehdit etmiyorlar. Almaz hocalar.
sonuçta para kazanıyorlar. Bu yüzden bu konuya çok dikkat edin. Önceden net tavrınızı belirtin. Bakın, videolar çekiyorum. Çektiğim videolarda gerçekten başımdan geçen ve sizin de yaşayabileceğiniz olayları anlatıyorum. Bunlara dikkat ederseniz bunları yani 1-0 önde olacaksınız arkadaşlar. Yani bu tavsiyeyi bana yıllar önce, 3 sene önce biri verseydi ben ona göre hareket ederdim. Yani yapacağınız iş basit. Tavrınızı hocaya belirtin. Doktor için görüşmeye gittim. Hocaya dediğim aynen şuydu. Bakın, hocam bir sürü üniversiteyle görüştüm. Kesinlikle sizin yanınızda doktora yapacağım tarzı bir düşünce kafamda yok. Beni ileri taşıyacaksanız, bana bir şeyler öğreteceksiniz. Yani işte bu da benim öğrencim. Ya birinin bana bunu demesi gerekiyor yani. İşte bunu da ben öğrettim. Ben yetiştirdim. Beni böyle yetiştirecekseniz ben sizin yanınızda doktora yapabilirim. Yaparım. Ha ne olur? Laboratuvarda yatarım, laboratuvar temizlerim, sınavlarını hazırlarım, sınavlarını okurum, slaytlarını hazırlarım. En böyle ayak altı işleri yaparım. Hiç gocunmam. Ama hocanın benimle ilgilenmesi gerekiyor. Böyle olursa ne olur? Siz sonuçta yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz. Bir akademisyensiniz. Yani bu en baştaki konuya geliyor. Hoca zaten belli bir yeterliliğini almış. Abicim ya duygudan yoksun bazı hocalar ya. Hani kusuruma bakmasınlar ama ya duygudan yoksun hocalar. Yani anlayış göstermiyorlar. Yani bir laf söyleyemiyorsun, konuşamıyorsun. Sen de insansın, ben de insanım. Ben de akademik istiyorum, sen de akademik istiyorsun. Sen de yüksek lisans doktora yaptın. Niye aynı şeyleri yapıyorsun ki? İşte böyle olunca gerçekten yani anlatamadığım şeyler de var. Hocanız eğer anlayışlı bir insan olursa, hocanız sizi arkadaşı, meslektaşı gibi görürse, bakın o yüksek lisans doktora bitmesin diye elinizden geleni yaparsınız. Ama hocanız sıkıntılı olursa uğraşı yani internette araştırın yani danışman öğrenci sıkıntıları ekşi sözlükte falan aratın inanamazsınız. Şikayet edecek kimseniz de yok. Hocayı bölüm başkanına şikayet etseniz, dekana şikayet etseniz bile okul kendi içinde kapanmasını istiyor konuyu. Olan size olur. Uzaklaştırmalısınız, belki atılırsınız. O hocanın derslerinden geçemezsiniz. Bir sürü iş alırsınız, bir sürü külfet alırsınız başınıza. Lütfen bu tavsiyelerime uyun. Bakın kimseye mecbur değilsiniz. Kimseye mecbur değilsiniz. Siz bir bireysiniz. Siz yüksek lisans düşünüyorsanız zaten belli bir noktaya gelmişsiniz. Siz başarılısınız ya siz. Kendinizi geliştirin. Sürekli kendinizi geliştirin. Sürekli kendinizi ileri taşıyın. Karşınızdaki hocayı da siz seçin. Ben size ne diyorum mesela? Konuyu belirleyin. En basitinden. Bir yüksek lisans konunuz olsun. Ya bu o kadar basit bir şey ki ya o kadar basit bir şey ki yüksek lisans konunuz olsun. Bir şeylerin bilincinde olun. Bir şeylerin bilincinde olun. Ya bir bilincinde olun ya bir iş yükünü bilin bir rahatlığı bırakın artık yani sürekli başkalarından bir şey beklemeyin. Kendiniz yapın. Adam bana yorum yazmış işte biyoloji bölümünde iş imkanı var mı? Arkadaş bana yazacağına kadar Google'a yaz. Biyolojide iş imkanı, KPSS atanma oranları çıkıyor zaten. Ben şey değilim ki, estetik uzmanı değilim. Atanamadığım için bu işlerle uğraşıyorum. Yok işte, iş yok. Niye adam hazır alışmış? Ya git araştır. Böyle olmayın. Şöyle hocalar da var. Yüksek lisansını, hocanın öğrencinin tezini hazırlayan, öğrencinin posterini hazırlayan. Öğrencinin tezini hazırlayan derken yani öğrenci hiç bilmiyor. Tez yazılmış bile. Hoca yazmış. Böyle bir şey siz benim takip ettiğim arkadaşların hiçbirinden böyle bir şeyi yakıştıramam istemiyorum lütfen. Ben tezimi ders aşamasında bitirdim. Yani taslağını bitirdim. İşte giriş gelişmeydi, angarya işlerdi, araç gelişlerdi. Bir tartışma sonuç kısmı kalmıştı işte. Bulgular tartışma sonuç kısmı kalmıştı. Eğer yüksek lisansa başlamadan tez konunuz projeniz olursa bu proje aynı zamanda tez konunuz olabilir. Bu proje aynı zamanda TÜBİTAK projeniz olabilir. Ders döneminde iş yükü çok ağır olmuyor. Yani sadece ders çalışıyorsunuz işte. Başka bir yerde çalışma şeyiniz falan yoksa tezinize muhakkak başlayın. Tezinizi tez dönemine bırakmayın. Bırakmayın. Lütfen benim sözümü dinleyin. Tezinizi tez dönemine bırakırsanız bakın arkadaşım şimdi tez dönemine bıraktı. Deneyler yapılmış daha etik onayı alınmamış. Deneyler yapılmış daha poster hazırlamamış.
deney yapıldı, sonuçlar aldı, daha tez yok ortada. Yani tez yazım dediğiniz öyle bir sene de kafadan bitmiyor yani. Bitmiyor. Çünkü hocaların farklı işleri var. Farklı işlere yoğunlaşıyor. Sürekli hocayı rahatsız edemiyorsun. Yani neler neler arkadaşlar, neler neler. Siz hazırlayın, geçin, oturun. Kafanızda bir taslak oluşturun. Onu hocaya sunmayın. Netlik olsun. Tasla tamam artık, tamam burası oldu deyin. Gidin bir araştırma görevlisine, öğretim görevlisine. Hocam tez yazdım ama oldu mu? Sonra gidin danışman hocanıza. Hocam böyle bir taslak yazdım. Tamam oldu. Ondan sonra bulgular sonuç ve tezinizi kısa bir sürede halleder. Dönemizi uzatmadan şey yaparsanız çeker gidersiniz. Hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Siz tavrınızı önden net koyarsanız hem ayak altı olmazsınız. Sizi hoca çağırıp "Aa, gel şu kapıyı aç bana. Aa, şunu al, şu çıktıları al gel. Aa, şu slaytları hazırla. Aa, şurada şeyim vardı git al şunu gel" tarzı ayak altı olmazsınız. Yani siz yüksek lisans doktoraya başlayan arkadaşlarımız en kötü 26-27 yaşında oluyorlar. Ki 26 yaşı 27 yaşında bir yetişkin bir birey artık o kişi. Ayak altı değil, çocuk da değil. Yani 17-18 yaşındaki üniversite öğrenci, birinci, ikinci sınıf öğrencileri değil. Akademik meslektaşınız. Bazı hocalar bunun bilincinde olmuyor. Ama siz tavrınızı net belli ederseniz. Çünkü bölümler içinde de bazen böyle sıkıntı olabiliyorlar. Diğer hocalar uyarıyor. Mesela o senin şeyin yardımcın değil, hizmetçin değil tarzı hocaları uyarmışlar. Başka üniversitelerden duymuştum arkadaşlarımdan. Tavrınız net olursa ben sizin meraklınız değilim. Ben buraya okumaya, öğrenmeye, ilerlemeye geldim. Bunları bana sağlayacaksanız sizinle yüksek lisans yapmaya hazırım şeklinde net olursanız, kim olursa olsun, dekan, profesör, bölüm başkanı, ordinarius profesör, hepsi insan arkadaşlar. Hepimiz insanız. Üniversite bir akademi yuvası. Herkes bir akademisyen yetiştiriyor. Sonuçta lisansı da akademisyen yetiştiriyor. Yüksek lisans doktorasında da akademisyen yetiştiriyor. Buna göre tavır alır hareketlerinizi. Net olursanız her şey daha güzel olacak. Burada bir mesaj yok. Her şey çok güzel olacak. Bir, proje konusu belirleyin. İki, tavrınız net olsun. Kimseye eyvallahınız olmasın. Şöyle, eyvallahım olmadı. Üniversiteyi bıraktım, başka bir üniversiteye geçtim. Şu an oradan da mezun oldum. Kimseye eyvallahınız olmasın. Siz çok değerlisiniz. Siz bir bireysiniz. Siz başaracağınız, ya sizin başaracağınıza ben %100 eminim. Çünkü beni takip eden arkadaşların boş insan olmadığını eminim. Hepinizi seviyorum. Cumartesi günü tez yazımı ile ilgili çok güzel bir video gelecek. Eğer yorgun olmazsam cumartesi günü o videoyu yayınlayacağım. Dikkat edin.